Mutfağımda Özgeciğimin yanındayım. Burada çok güzel. Hem çorbanın kokusu hem dolmanın kokusu. Gerçekten. Gelmeye başladı değil mi? Muhteşem kokuyor. Şalgam dolması, salça sosu yaptık ve güzelce pişiriyoruz. Evet, biz anneler ya daha doğrusu evden sorumluyuz. Her gün sabah ben şeyle uyanıyorum. Ne pişirsem acaba? Ya bugün ne yapsam? Bu da güzel bir alternatif. Erkeklere de değişik geliyor. Şimdi ben tabii bir buçuk yıllık evliyim. Aşkıma soruyorum. Diyorum ki aşkım diyorum yarın ne yapayım? Hani ona göre dondurucudan bir şey çıkacağım ya da akşama hazırlık yapacağım. Yani öyle yemeği yok bizde zaten ikimiz de çalıştığımız için. Yarın karar veririz diyor. Öyle ya, değil hayatım ya, o iş evet, diyorum. Planlayacaksın, alacaksın, yapacaksın. Ben de her zaman ona göre eve giderken bir şey alacağım ya da akşamdan dondurucudan bir şey çıkaracağım falan. En azından kafamda. Sizin yaptığınızda eşiniz yiyor. Çocuklar seçiyor bir de. Hani öyle, bir de onu yiyiz. Sebze yedirmeye çalışıyorsunuz yemiyorlar. Hani bir gün onların sevdiği bir gün sizin sevdiğiniz şeklinde dengeliyorsunuz bir şekilde. Dengelemeye çalışıyorsun gerçekten. Ama bu şalgam dediğim gibi normalde çok tüketilmez ama böyle dolma olduğunda hafif patates yani patates tadında çok lezzetli bir yemek oluyor. Şalgamın dolması nasıl olur demeyin. Bence muhakkak ön yargınız olmasın. Mutlaka deneyin. Ve bir diğer lezzetimize geçelim. Evet. Ne şimdi yapacağız? Ben dediğim gibi sebzeleri çok seviyorum. Kerevizle bir salata yapıyorum. Şimdi önden ben bunu rendeledim. Çünkü kereviz biraz hemen kararıyor. Yani, evet. Yani yaptığım an hemen limonla ovdum biraz. Ondan sonra da yoğurduna ekledim ki kararmasın diye. Siz de salatasını yaparken bunu yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Kerevize elmayı normalde elmalı kereviz yaparlar, rendelerler. Aynen. Fakat böyle diş ağza geldiği zaman daha lezzetli elmanın da tadını alıyorsunuz. O yüzden ben rendeleme yerine böyle küçük küçük küpler halinde doğradım. Bunun farkını yerken hissedeceksiniz. Ben kereviz yemeği yaparken golden yeşil elmadan, ayvadan ve dereotlu portakal suyunda yapıyorum. Çok güzel oluyor. Aynen. Ona mandalina da koyabilirsiniz. Aynen. Hatta bütün mandalinayı koyup sonra alırsanız daha da lezzetli oluyor. Kabuğuyla mı koyacağım? Kabuğuyla değil. Soyup. Soyup. Dedim farklı bir şey mi öğrendiniz acaba? Kabuğuyla değil ama normalde gerçekten farklı bir lezzet veriyor. Harikasın. Bu da yaban mersini. Ben böyle tatlılı, ekşili tatları çok seviyorum. O yüzden de yaban mersini. Şimdi bu arzuya bağlı. Mayonez gerçekten biraz tadını ağırlaştırıyor. Yoğurdun, süzme yoğurduna çok yakışıyor. Arzeden koyabilir tabii ki. Biraz da tuzumuzu koyuyoruz. Şimdi güzel bir beş çayı salatası olacak bu. Dediğim gibi akşam yemeğinde çok rahatlıkla verebilirsiniz. Çünkü çok hem sağlıklı hem lezzetli. Öğle yemeği çok güzel oldu. Çorbayla başlayıp salata ve dolma ile devam edeceğim. Her şeyimiz var. Tatlı da var içinde. Doğal tatlı. Değil mi? Evet, bu kereviz salatamız böyle hazır. Dediğim gibi elmalar içinde böyle tane tane iken çok güzel oluyor. Son olarak ben bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle sapları falan hiç atmam. Kereviz sapı, maydanoz sapı hepsini biriktirdim. Bunu mesela et suyularında, kemik suyunda, tavuk suyunda kullanıyorum. Mesela pancarın sapından ben bir yemek yapıyorum mesela. Hani normalde kullanılmaz pancar sapı. Gidip bulursunuz pazardan falan. Öyle sapları, kökleri çok seviyorum. Ben hafta sonu dolma günüydü. Oturdum. Beni takip edenler görmüşlerdir. Pazı dolması sardım. Sonra kuru biber dolması yaptım. Oh, o pazıların köklerini de güzelce önce bir haşladım. Sonra soğanla güzelce baharatla kavurup yumurtayı kırdım. Ay bir güzel i̇şte. Oldu. Bir bol acılı. Çok lezzetli çok oldu. Güzel. Ben ıspanak kökünü de asla aynen, atmam. Ondan da çok güzel. Bunu hem salata yapıyorum. Aynısını yapabiliyorsunuz. Evet. Aynı şekilde pancarın yaprağı da öyle. Hatta YouTube kanalım var benim. Orada da şimdi onu gösteriyorum. Çünkü böyle pratik yemekler unutun hani bu da kullanılabilir göstermek keyifli oluyor yani. Harikasın vallahi bravo. Şimdi bunu sarımsaklı yoğurt yaptık üzerine sunumda. O dolma için. Dolma için. Evet. O zaman ben seni mutfakta sunumunla baş başa çok bırakıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ şekersin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi sen bize neler yapacaksın bugün? Bugün bir kere burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü gerçekten kadın enerjisi böyle birleşince kuvvet doğuyor ya. Güç, onu hissediyorsunuz güç. Yani. Evet, herkese de tanıştım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben bugün babaannemin annesinin bir tarifiyle geldim. Yani bugün bir özel bir gün ya. Ve Türk kadınının, o tabii ki düşünsenize babaannemin annesi savaş zamanına denk geliyor. O yüzden şaştım aşı çorbası yapacağım ben size bugün. Şaştım aşı. Bu çorbanın da özelliği Türk kadının yaratıcılığını anlatıyor bize. Çünkü malzeme yok. Düşünsenize yokluk zamanını. Ve bu kadar lezzetli bir çorba et kullanmadan... İşte malzemelerin daha kıtlığıyla yapılan güzel bir çorbayla geldim. Önce onların ruhuna gitsin istiyorum. Ay, çünkü örneklerimiz. Yani Türk kadınının yaratıcılığı, fedakarlığı. Hani biz Türk kadın deyince hep Anadolu, savaş zamanı, işte askerimize destek. O yüzden
bunun için geldim. Hani, ay çok şekersin. Önce şarşırmış çorbası yapacağız. Sonra ne yapacaksın? Sonra da şalgam dolması yapacağız. Oo. Şalgam hani çok faydalı ama çok da kullanmıyoruz mutfakta. O da Erzurum yöresine ait bir yemektir. Şalgam dolması yapacağım. Harika. Sonra da kereviz salatası yapacağım. Sağlıklı. Evet, ben sebze kullanmayı çok seviyorum. Çünkü sebze bizi kuvvetlendirir. Hani hayatımda hep sebze var. Sebzelerle değişik değişik yemekler yapmayı çok seviyorum. Harika. Beslenme konuşacağız. Sağlık koçumuz da burada. Sebzelerin evet. olması güzel. Evet. Erzurum'un bir lor dolması efsanedir. Bir de gerçekten şalgam dolması efsanedir. Evet. Ben de bunu kayınvalidemden öğrendim. Şalgama, turpu, sadece salatalarda değil böyle güzel lezzetlerde yapabiliyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani bunların türlü yemeklerle çeşitlendirebiliriz. O zaman şaştım aşı çorbasıyla başlayalım. Peki. Malzemelerini sayayım mı? Lütfen. Harika. Ay, gözleri şimdi, çok güzel maşallah. Çok iri teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi şaştım aşı çorbasında haşlanmış fasulyemiz var. Bir gece evet. önceden ıslatıp haşlayabiliriz. Bulgurumuz var, pilavlık bulgur. Yeşil mercimeğimiz var, tereyağımız var. Kuru soğanımız var, karabiber, tuz, taze soğan ve maydanozumuz var. Bu çorbanın orijinali aslında barbunya kurusudur. Ama fasulyeyle de çok güzel olur. İsterseniz ben bazen meksika fasulyeleri var ya siyah onlarla evet. bile yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Hani çeşitlendirmek mümkün. Tahılları siz de arttırabilirsiniz isterseniz. O zaman hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi sıcak suya ihtiyacım var benim. Hay hay. Kettle'a basarım. Süper. Harika. Süper. Mutfakta kolaylıklar. Evet. Bakır tencerede yapacağız. Evet. Biraz suyumuzu koyalım. Sonra üzerine isterseniz ekleriz. Suyun bir kaynasın hayatım. Harika. Evet zaten. Hazırlamış arkadaşlar. Evet. 10 saniyede sıcak tekrar. Suyumuz var. Harika. Yineledik. Böyle beraber yemek yapmak da çok zevkli. Herkes birbirine yardım ediyor. Aynen. O zaman şey de düşünüyorum. Eski zamanlarda hani böyle bir evde hep beraber olunurmuş ya. Aslında iş daha kolay değil mi? Çocuk da daha rahat bakılıyor. Çünkü çocuk olduğumu hemen annemize koşuyoruz. Kayınvalidemize koşuyoruz. Benim de iki tane var. Destek çok önemli evet. gerçekten. Evet. Şimdi kuru soğanımızı attık. Haşlanmış fasulyemizi attık. Biraz daha alabilirim Ezgi Hanım su hayır, varsa. Hayır, takviye yapayım o zaman onu. Tamam, lütfen rica edeceğim. Yine haşlanmış yeşil mercimeğimizi attık. Hem yapması çok kolay. Bir de pilavlık bulgurumuzu atıyoruz. Bunlar şimdi güzel kendi içinde helmelenecek, pişecek. Lezzetini suya bırakacak. Biraz karabiber koyduk. Biraz da arzuya göre tuz koyduk. Kolay çorba bu, şıpşak. Aynen öyle. Ben zaten biraz da şıpşaklıktan yanayım açıkçası. Çünkü zamanla yarışıyoruz hepimiz. Hem lezzetli olsun yaptığımız hem de biraz şipşak olsun seviyorum ben. Senin çocukların var mı? Var. Benim bir tane lise 1'e giden bir oğlum var. Bir de 11 yaşında bir kızım var 6'ya gidiyor. Onlarla da mücadele ediyor. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ sen ol. Boğaziçi Üniversitesi mezunusun. Evet. Özel sektörde çalıştın mı? Çalıştım. 5 yıldız otellerde hep yiyecek içecek sektöründeydim. Profesyonel bir evet. isim varmış çok yanımda. Çok teşekkür ederim. Kadroja girdim direkt. Yani şöyle aslında hep mutfaktaydım ama otellerde yiyecek içecek bölümünde satış yaparsınız daha çok. Düğünler, evet. davetler, organizasyonlar. O zaman mutfağa inmedim. Oradan çok pişmanlığım var. Çünkü o zaman şey diyorum. Ay soğan kokuyorum galiba inmeyeyim falan. Öyle bir şey var. Gençliğim vardı. Hassas dönemimizde herhalde. Keşke o zaman inseymişim. Ama ben rahmetli Turul Şavkaylar'la, evet Semahat Erseller'le tadım günleri. Yani çok güzel zamanında çalıştım. Çok şey öğrendim. Sonra bir Türk Telekom şirketine girdim. Orada da yine davet organizasyonlarda bulundum. Hep kurumsal hayattaydım. Bir süre kendi özel şirketimi kurdum. E-ticaret yaptım ama fakat orada şirket battı. Olabilir. İnişler çıkışlar hepimizin hayatında var. Şirket battı. Tecrübe. Evet. Benden gerçekten böyle işsiz kaldım bir sene. Ama yılmayan kadınımız örneğisin sen. Aynen öyle. Böyle ne yapabilirim? Hani bir daha para yani bir daha bir sermaye koymak istemedim. Eşimden para almak asla istemedim. Sonra babaannem vefat etmişti o sene. Çok güzel yemek yapar. Benim baba tarafım Sivaslı, anne tarafım Giritli. Böyle mutfağımız çok zengindi. Yemek de iyi yaptığımı düşünürken dedim ki ben ne yapayım? Türk yemeklerini böyle dondurulmuş hale getireyim. Ev yapımı olsun, özel olsun, anne elinden çıksın. Çalışan kadına, ne bileyim daveti olana yardımcı olayım istedim. Böyle bir mutfak kurdum kendime. Ne zaman kurdun bunu? 3 sene oluyor. Ve yanıma da yani beraber çalıştığımız değil, hep çalışmamış daha önce ev hanımlarıyla. Ben çünkü gerçekten kadın gücünün hep kuvvetine çok inanıyorum. 20 kadın varmış yanında. Doğru 20 mu? 20 kadın yok. Hayır. O yanlış bilgi olmuş. Kaç? 20 kadın yok. 3 kadınız yani. Ben de o 20 dört. Olacak. Allah söyletti. Belki de öyle olur. Evet inşallah süper öyle olur. Süper toparlarım. Allah söyletti. Yani böyle gidiyor işte. Kendim
Sonra şimdi televizyon programları biraz başladı. Tarif vermeyi çok seviyorum. Konuşmayı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. Harikasın. İşte konuşan konukta yani. Ben çok seviyorum hayatım. İşim çok kolay oluyor. Doğrudur. Gerçekten. İşte böyle. Yani bu, benim de hayatım böyle. İki çocuğum var. Onların dersleri, şeyleri, aktiviteleri öyle hayat geçiyor. Ama dedim ki yani keyif aldığım işi biraz geç buldum belki. 40 yaşında buldum. Ama yani onunla birlikte tekrardan doğdum diyebilirim. Var o yüzden kadar? Kimse varım diyeceğim, vallahi. O kadar derken benim de çok bir şeyim farkı kalmadı ama. Ama yani insan sevdiği işi, yaşı hiç önemli değil. Yapsın, mücadele etsin. Hani muhakkak yapsın. Hani bazen insanlar oturup yani ben bir şey yapmak istiyorum ama acaba yapsam mı, cesaret edemiyorlar falan. Tek şeyim benim, yaş önemli değil. Ne düşündüğünüz önemli. Sadece bildiğiniz, hissettiğiniz, kalbinin gittiği yere gidin diyorum. Ve cesaret. Evet zaten ben bir şey söyleyeyim, bir şeye başlayınca o kadar açılıyor ki yolunuz. Ya yolunuza çıkıyor insanlar ya bir şekilde yani önünüze getiriyor. Yapacağınız varsa oluyor bu iş. O yüzden buradan şu anda yapmak isteyen, hani bir girişime girmek isteyenlere tavsiyem yapın, durmayın, başlayın. Harekete geçin diyor. Harekete geçin. Düşüncede hayalde kalmasın. Evet aynen öyle. Harikasın. Evet. Şimşek çorbamızı ne yaptık hayatım? Evet, sonunda kaynadı. Şu anda evet biraz ona su ekleyelim. Böyle incecik bir maydanoz doğrayacağız şimdi. Sen bunun içerisine soğanı, mercimeği, evet, bulguru. Evet bulguru, pilavlık bulguru koydum. Şimdi helmelenmek diye bir şey vardır Sivas'ta. Bunlar birlikte, yani Sivas babaannemden biliyorum. Öyle bir lezzetleniyorlar ki birlikte kaynadıkları zaman. Yeter mi suyu? Yeter. Yeter. Yeter, yeter. Yıl yıl gibi de olmasın değil mi? Evet o zaman da tadı kaçar değil mi? Aynen tadı kaçar. Şimdi incecik maydanozumuzu da doğrayalım. Sonra fasulyemizi, soğanımızı, bulgurumuzu ve yeşil mercimeğimizi şöyle yapacağız. Kaynayan suyumuzun içerisine ilave ettik. Sonra ne yapacaksın anlatır mısın? Bu bir 20 dakika civarında kaynayacak. Hemelenecek. Hemelenecek. Ondan sonra biz bir yerde tereyağını eriteceğiz. Tereyağının içine ince kıyılmış maydanozumuzu ve taze soğanımızı güzel çevireceğiz, yakacağız onu birazcık. Ondan sonra da çorbamızı ekleyeceğiz. İşte bizde şaşlımış çorbası. Dediğim gibi kaç senelik bir tarif bu? 150 senelik falan bir tarif bakarsanız yani. Babaannem 90 yaşında vefat etti. Nur içinde yansın. Minimum evet. Öğretiler devam ediyor görüyorsunuz. Ya ben ondan ilham aldım diyebilirim. Hani Leman Sözen buradan da ruhuna gitsin yaptım. Keşke... Yaşarken bunu görseydi çok isterdim. Şimdi her programda babaannemi anmadan geçmiyorum mesela. Harikasın. Çok hoşuna giderdi herhalde. Emek verenleri unutmuyoruz. Anneanneler, babaanneler gerçekten başımızın tacı. Evet. Sen yapmaya devam et o tamam, zaman. Tamam oldu.